Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, yine Hollanda'nın Amsterdam şehrinden 4. ayın 11'i 2021 Pazar günü selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bugün Hollanda'da, daha doğrusu Amsterdam'da hava biraz soğuk. Sanırım 6-7 derece civarında. Ama güneşli, güzel bir gün. İnsanlar gerçekten çok kalabalık. Birazdan buradan size göstereceğiz. Ha, şöyle gösterelim. Değer gerçekten çok kalabalık. Gördüğünüz gibi normalde bu korona günlerinde bu kadar kalabalık değildi. Ama şimdi biraz kalabalık. Gördüğünüz gibi insanlar böyle burada geziyorlar. Birkaç tane de polis aracı var. Neden var bilmiyorum. Neyin asayişini sağlıyorlar. 4 tane polis aracı var. Onlar da her ihtimale karşı herhalde burada nöbet tutuyor, görevini yapıyorlar. Değerli dostlar, değerli canlar, bir huzursuzluk yok. Bir değişim yok. Duyumlarımıza göre önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde, pandemi günleri biraz daha hafifleştirilecek, gevşetilecek. Bazı yasaklar kalkacak. Birçok yerdeki açılacak. Bilmiyorum, hayat eskisine ne zaman döner bilmiyoruz ama gevşeyeceği aşikar. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, görüyorsunuz. Durum böyle. Bugün itibarıyla saat 3'te, Avrupa saatiyle saat 15'te durumlar böyle. Durumlar şu anki gösterdiğimiz gibi. Hakikaten bayağı da kalabalık yani bu saatte. Bu havada böyle olursa, daha sıcak havalarda herhalde herkes dışarı dökülür. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Hollanda gündeminde başka yok. Bizler işimize gidip geliyoruz. Korona aşısı için beni davet ettiler. AstraZeneca adlı aşı Hollanda'da uygulanıyormuş. Tabii diğerlerde uygulanıyor bazı şehirlerde, bazı bölgelerde ama benim için AstraZeneca'yı uygun görmüşler. Formüller göndermişler, hemen gel. Biz de taşınıp düşündük. Bunun kan pıhtılaşması yaptığını, bu aşıdan dolayı 6-7 kişinin öldüğünü. Bu yüzden bu aşıya biraz tereddütlü yanaşıyoruz. Biraz daha sabredelim diyoruz. Diğer Avrupa aşılarını vururuz belki. Bu da İngiliz aşısı ama dediğim gibi kan pıhtılaşması yaptığı söyleniyor. Bilmiyorum, eğer bize ev doktorlarımız da yönlendirir, hiçbir şey olmaz, ile de yaptır derse ya, artık başka çare yok, yaparız. Yoksa biraz daha sabretmek niyetindeyim. O zamana kadar belki aşılar geliştirilir. Bizler de daha sağlıklı olan, bizim için daha iyi olan, daha iyi koruyan aşıyı kendimize enjekte ederiz. Ne bileyim işte, değerli dostlar, yapacak bir şey yok. Şu anda AstraZeneca aşısı için sıram geldi. Beni çağırıyorlar. Ama ben gitmemekte kararlıyım. Bu aşıyı ben de istemiyorum. Evet, değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Hollanda'da gündem böyle. Bu korona günleri, pandemi günleri, daha önce de söylediğim gibi, bizleri hiç etkilemedi. Bizler çalıştık. Zerre kadar bir zarar görmedik. Bu koronanın tabii ki aramızda çok insanın hayatına mal oldu, çoğunu aldı. Çok insan da acı, ızdırap çekti. Bunu her canlı yayınımda söylüyorum, dile getiriyorum. Allah bundan böyle, bu illetten dünya insanına, bütün insanlığı korusun, kurtarsın. Vallahi geçen gün, bilmiyorum, belki saçma olabilir ama dedim ya, sanki iklimlere de sirayet etti bu menem hastalık. İklimler de değişti. Şu anda Nisan ayında çiçeklerin açacağı, baharın geleceği bir zamanda Türkiye'de yollar kapanır derecesinde kar yağdı. Hollanda'da da bir
dolu yağıyor, bir kar yağıyor, bir açıyor, bir 18-20 derece sıcaklık oluyor. İklimler hiç, tarihin hiçbir döneminde bu kadar karışmamıştı. Ben 35 yıldır Hollanda'dayım. Vallahi ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu da insanoğlu iklimleri de hastalandırdı desek çok daha yanlış bir değerlendirme olmaz diye düşünüyorum. Evet değerli dinleyiciler, neyse bırakalım canım. Hava durumu nasıl olursa olsun biz ona göre tedbirimizi alırız. Soğuksa kalın giyiniriz, sıcaksa elbisemizi ince giyeriz. Bir şekilde hayatımızı idame ederiz. Allah yeter ki vücut sağlığını korusun, ona bir zarar gelmesin. Hepinize sağlıklı günler dilerken değerli dostlar, değerli canlar, Türkiye'deki haberleri, gelişmeleri ister istemez gerek sosyal medyadan, gerekse televizyonlardan, Halk TV'den, diğer televizyonlardan izliyoruz. İzliyoruz ama gerçekten rahatsız oluyoruz, öfkeleniyoruz. Yeter artık diyoruz ya. Yeter artık diyoruz. 104 tane amiralımız yıllar boyu kendi ömrünü orduya harcayan, vatanı için canını feda etmekten kaçınmayan bu kahraman askerlerimiz emekli olduktan sonra ülkenin gidişatı hakkında, yapılan yanlışlıklar hakkında görüşlerini, düşüncelerini paylaşmışlar. Bir araya gelip bunu dillendirmek, basın yayın yoluyla tepkilerini göstermek istemişler. Hemen münafıklar, casuslar araya girip bunları vatan haini, bunları darbeci diye suçluyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar, namussuzluk yapıyorlar. Genel oramirallerimize, orgenerallerimize, amirallerimize, bütün ordu ve emniyet görevlilerimizin hak, hukuk, adalet emrindekilerine selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bizim amirallerimiz, bizim emekli insanlarımız vatan hainlerinin, sürpüntülerin, halkın parasını çalanların, devleti yağmalayanların, yandaş kayıranların, sapıkların, münafıkların zulmüne uğrayamazlar. Bizler amirallerimizin yanlarındayız. AKP taraflı hırsız hükümetinin yaptığı zulmü nefretle kınıyor, lanetliyoruz. AKP kendi yandaşlarını, kendi yalakalarını, kendi hırsızlarını, para kutusunda milyonları yürütenleri mevkilere, makamlara getirmişlerdir. Hak adalete teslim etmemişlerdir. Bu zibidilerin hak, hukuk, adaletle zerre kadar ilgisi yoktur. Adalet Türkiye'nin kamburudur. Affedersiniz. AKP Türkiye'nin kamburudur. Türkiye AKP zihniyetinden, başındaki hırsız, vicdansız, zalim münafıktan nefret etmektedir halkımız. Değerli dostlar, değerli canlar, bizler gurbet elleri belki mekan eyledik, yurt edindik. Burada bilmiyorum, vefat ettikten sonra da döner miyiz, dönmez miyiz bilmiyorum. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Ama buna rağmen gönlümüz, yüreğimiz doğduğumuz yer olan ülkemiz Türkiye'dedir. Türkiye Cennet-i Ala'nın bir müsveddesidir. Türkiye güzel bir yerdir. Türk halkı güzel bir halktır. Bir sapığın, bir münafığın, bir Allahsızın, bir imansızın, bir izansızın, bir vicdansızın, bir namussuzun tekeline giremez, girmemelidir. Yemin ediyorum, bugün ileride göreceksiniz. Zaten benim bu konuşmalarımı şu andaki hükümete zerre kadar etkisi olmasa dahi gelecekte bir kanıttır. Tarihe not düşmektir. Göreceksiniz, bu AKP zihniyeti lanetle anılacaktır. Nasıl ki Kerbela olayı Yezid'in ve Yezid familyasının, Yezid tarafının yaptığı zulümler ebedi unutulmadıysa bu da unutulmayacaktır. Ama lanetle anılacaklardır. Ne kara bir sayfaydı denilecektir. Adeta Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadele halkımız yine verecek. Türkiye'yi tekrar maddi manevi geliştireceklerdir. Bunun başka çıkar yolu yoktur. Türk halkı güçlü bir halktır, köklü bir halktır.
Ben Türk halkı derken tabii ki Türkiye'de yaşayan Kürt, Türk, Laz, Çerkez her neyse yani Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan herkesin o ülkeye tabi vatandaşlar olduğunu düşünüyorum. Yoksa ben kimsenin aslıyla, aslarıyla uğraşmıyorum. Öyle bir hakkımız da yok. Benim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyelisi de dahildir. Hepsi birdir. İnsan insandır. Diyoruz ya her konuşmamızda diyoruz. Amaç insan olmaktır. İnsan olmayanın milliyeti de önemli değil. Dini, imanı da önemli değil. Hatta itikadı bile önemli değil. İnsani değerlere saygılı olalım diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, değerli canlar, birlik beraberlik içerisinde olalım. Gündem, Türkiye'de gündem gene söylediğimiz gibi sadece ve sadece şu anda yoksulluktur. Ezilmişliktir, hor görülmektir. Bunun dışında bir sorun yoktur. Yani Türkiye'nin tabii ki dış işlerinde çok sorunları var ama o bizim tavsiyelerimizle bitecek bir mesele değildir. Başınızı ağrıtmak olur. Namussuzlar biliyorsun kanal yapacaklar. Ne kanalı bilmiyorum. Kanalın ismini ne koyuyorlar? Şimdi kızmayalım. Öfkeyle bir yanlış bir şey konuşmayayım. Ben kendimi zor tutuyorum. Türkiye'nin her şey bitti. Kanalı mı kaldı? Bu namussuzlar rant sağlayacak tek bir şey bıraktılar. Bir imkan görüyorlar. O da Kanal İstanbul. Kanal İstanbul herkes söylüyor. İşi eline bırakmak lazım. Bir AKP Genel Başkanı'nı, tek adam diktatörünün işi midir? Koca bir ülkenin, koca bir şehrin, ülkenin yarısı denilen İstanbul'un kaderini bir sapık belirleyebilir mi? Böyle bir zihniyet olabilir mi? Kanal İstanbul Türkiye için zararlıdır. Kanal İstanbul'u istemiyoruz, ret ediyoruz. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, ülke halkına iş imkanları yaratmalı. İnsanımız ülkeyi terk etme derdindedir. Ülkede alım gücü bitmiştir. İnsanlar çöp tenekelerinde, konteynerlerde pazar artıkları toplamakla meşgul. Bu bizim için utanç kaynağıdır. Hatta biz bazen yemek yediğimizde biraz yemeklerin ölçüsünü kaçırdığımızda vicdanımız rahatsız oluyor. Onu bulmayan insanları düşünüyor, üzülüyoruz, insanlığımızdan utanıyoruz. Bu namussuzluğun haya perdesi kalkmıştır. Utanma, arlanma, edep, hiçbir şey yok. Yatıyor kalkıyor CHP ile uğraşıyor, yatıyor kalkıyor Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyor. Namussuzun başka işi yok ki. Neyin cumhurbaşkanı? Bu cumhurbaşkanı değil ya. Böyle cumhurbaşkanı mı olur? Ağzı bozuk biri cumhurbaşkanı olur mu? Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, siz askerlik yapanlar bilirler. Bir general veyahut da bir yüksek rütbede biri bir ere, bir erbaşa hitap ederken kibardır, efendidir. Bir çavuş seviyesinde, bir onbaşı seviyesinde konuşmaz, ona kötü davranmaz. Bunun ilmi yok, irfanı yok, cahil, budala, başkasının kullandığı bir maşa, bir tabanca, bir silah, ne bileyim ne karnı ağrısıysa ya buna lanet olsun ya, defolsun gitsin ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, topraklarımızı, memleketimizi, köyümüzü özledik değerli dostlar. Evet, lanet olsun diyoruz. Amirallerimizin yanındayız. Attıkları imza doğrudur. Meral Akşener desteklemek amacıyla da konuştuysa yanlış konuşmuştur. Bir gerzek varsa bu zibidilere yaltakçılık edenlerdir. Meral Akşener bence de yakışmadı. Son zamanda doğru davranıyor diye düşündük. Ama burada yine yanlış konuşmuştur. Görelim bakalım ne olur, zaman ne gösterir. Hep beraber göreceğiz. Münafık da ortaya çıkar, mümin de ortaya çıkar. Tarih her şeyin akışını belirler, her şeye şahittir. Hepinize saygılar, sevgiler gönderiyorum. Buradan size yine böyle görüntüler.